Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Çok ihtiyaç duyduğum, çünkü çok dolaşıyorum. Çok dolaşınca bazı şeyleri ben belki buna ait dersler yapmış olabilirim ama bazı dersleri cidden tafsilatını, daha değişik yön bakış tarzlarını ihtiyaç duyuyorum. Okuyacağım mevzu, peygambersiz din olur mu? Aleyhissalatü vesselam. Peygambersiz Kur'an olur mu? Bismillahirrahmanirrahim. Ela inne evliya Allahi la khafun aleyhim ve lahum yahsenun. İyi bilin ki Allah'ın dostlarına, veli kullarına korku yoktur ve onlar üzülmeyecekler de. Haf dedi de korku aslında diye tercüme ediliyor. Haf korku değildir. Lugatı bu. Korku, farkı söylüyorum. Korku aklidir, haf kalbidir. Korkuda çöküntü vardır, hafullah'ta lezzet vardır. Ne yapalım? La hafun aleyhim. Aleyhim. Ve lehum yahsenun. Yani işte ne yapalım? Haf. Haf korku diye diyoruz. Bir yerde ders duyarsanız Türkçesi budur. Hafun korku şey, Türkçesi korkudur. Değildir. Çünkü bak şimdi farka bak. Hafullah'ta lezzet vardır diyor. Değil mi? Bir yaşındaki çocuğa annesini tokatlayınca en lezzeti nedir? Annemden haf ettiğim zaman. Bazı yerde korku kullanıyor. Aklı meseleleri kullanırken korku. Risale-i Nur'da tesadüf yoktur. Bir şey teradüftür, Arapça Türkçesidir demek cehaletimizin ifadesidir. Biz kürsüye çıkıp böyle diyorsa ben bunu bilmiyorum demektir. Başka bilmiyorumun başka manası kürsüye çıkan insanım. Ben kürsüye çıkıp da ya bu ders mevzu çok derindir, burada olmaz demek, ben bunu anlamadım demektir. Çünkü nerede ne aldımsa naklediyorum. Ahlak budur. Einstein diyor ki, bir mevzuyu ne kadar iyi anlarsanız o kadar iyi anlatırsınız. Ha, böyle. Şimdi peygambersiz olmuyor, hiçbir şey olmuyor. Peygamberi bir insan zannediyorlar. Yani radyo bir kutudur ama öteyi bu tarafa ediyor. Radyo insan değildir ama insan gibi konuşuyor. Haber veriyor sana, bir şeyler söylüyor. Vaaz ediyor. Kur'an okuyor. Radyo. Dedim, şimdi radyo alim midir? Onun üzerinde gözüküyor. Üçüncü nükte. Sünnet-i Seniyye, ahkam-ı şeriat haricinde tarikat olabilir mi diye sual ediliyor. Sünnet-i Seniyye anlamışız. Değil mi? Nedir mesela Sünnet-i Seniyye? Dediğime göre tabii herkes durdu, burada bir şey var, tamam mı? Bak hemen şöyle diyeyim. 23. sözde hepimizin anladığı bir kelime var değil mi? Biraz önce arkadaşlarla onu konuştum. İman insanın Sani Zülcelal'ine nispet ediyor. İman bir intisaptır. Birinciyi söylüyorum, soracağım size. İman insanın Sani Zülcelal'ine nispet ediyor. Nispet nedir? Bağ. Tamam, korkmayın, bağ. Başka? İman, insanın sahnesine nispet ediyor. Bağlıyor değil mi? Başka ne diyeceksin ki lügatta mıdır? Değil. İman, insanın Sani Zülcelal'ine nispet ediyor. Nispet, nesepten geliyor. Aslına, kökenine seni taşıyor iman. Noktayı dayanmak, istinat. İman bir intisaptır. O bir bağlılıktır. O da fıtratının karşılığı olan ahirete bağlıyor seni. Birisi taşıyor, birisi bağlıyor. Risale-i Nur'da tesadüf yok diye söylüyor. İman, Tuğba-i Cennet'in çekirdeğini ne yapıyormuş? Taşıyor. Küfür, Zakkum-u Cehennem'in çekirdeğini saklıyor.
İmana çekirdek diyor, küfüre tohum diyor. Taşıyor diyor, saklıyordur. Tesadüf değil mi? Kardeş, külliyat bambaşka bir şeydir. Bambaşka. Şimdi sünnet-i seniye, niye buna girdin? Sünnet-i seniye, bir insanın doğasından çıkan bir davranış değildir. Fıtratından çıkan değildir. O zaman bu erkektir. Kadın nasıl taklit edecek? Ortaya gelen arkadaşlar korkmayın, korkmayın. Geç, 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 geç. Geç, geç, geç kardeş. Sünnet, adetullah. Lugat manasıyla mahkum olanlar itiraz edecekler bana. Ben sanki bilmiyorum lugatını. Allah var iken hiçbir şey yoktu. Yarattı her şeyi. Arş-ı kürsü. Tamam mı abim? 18 bin alemi yarattı. Onun bir numunesini insana koydu. İnsan bu büyük alem olmak için gelmiş. Vazife. Vazife için tavsif edilmiş. Bu cennetten olamazdı. Cennet olamazdığı için buraya gelmiş. O kainatı Allah yarattı ya yazılımını. 18 bin alemi. Onun numunesini insana koydu. O alemin yazılımını insana koydu. O alemle insanı özdeş yapmak, insanın kökenini taşımak, iman sani, insanı sani zülcelerine nispet ediyor. Kökenine, özüne, aslına, genetiğine seni taşıyor. Kökenine taşıyor iman. Aslına, özüne taşıyor. Bu imani billahtır. İman bir intisaptır, imani bir ahirettir bu. Seni oraya bağlıyor. Şimdi Peygamber aleyhissalatü vesselam bütün 18 bin aleme, dolayısıyla hepimize alemin yazılımını bize koymuş. Bu alemle biz nesep, nispet edeceğiz, taşınmamız gerekiyor. İntisap bağdır. Nispet bağ değildir. Aslına taşınmaktır. Bağ sen, ben bağlandık. O değil, taşınmaktır. 18 bin alemde küllü bir insan olacağız. Nasıl yapacağız, hangi yöntemi kullanacağız? İşte 18 bin alemin insan olabilmesi için, bütün olabilmesi için yöntem ve şekil buna bak dedi. Sünnetimi bunda gözüküyor, seniyede gözüküyor. Sünnet-i seniye. Yani 18 bin alemin hulasa eylemsel dönüşüm hali. Buna bak, büyük insan olacaksın. Sünnet-i seniye. Öteleri diyor 15. şuada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam için alemi gaybi alemi şehadete taşıdı diyor Peygamber. Yani beşeriyetine bakmayın, sen de öyle ya, burada yapmışız. İnsan üç tanedir. Üçe ayırmazsanız hem çoluk çocuğunuza, hanımınıza, eşinize, aşınıza, arkadaşınıza, kendinize zulmedersiniz. Haksızlık yaparsınız, psikolojiniz bozulur. Nedir o? Kendini üçe ayır. Ben iyi değilim, hangi kim iyi değil ama. Bir, beşeriyetim var. Beşeriyetin var. Evlatsın, babasın, kocasın, iş yerinde patronsun, işçisin, hastasın, vurursun, vurulursun. Beşeriyetindir. İki, yani ibadetin, ibadet tarafın var, kulluğun var. Namazın, orucun, marifetin, dava, yani arkadan yaptığın hizmetin şekilleri falan. Bu insanın ikinci bir şahsiyeti. Üçüncüsü de dellallık yapmak. Birisine bir şey anlatırken, tebliğ ederken, kitap verirken, tamam mı? Veya şu anda ben yaptığım şey üçüncü bir şahsiyet. Bu şahsiyet de benim buradan çıktıktan sonra beni sorgulama. Bu şahsiyet olmaz. Sendeki bu halet dışarıda olmaz. Sahabe demiş ya Resulallah, münafık mıyız biz? Niye dedi? Ya senin yanında acayip oluyoruz dışarı deyince olmuyoruz. Ya bu hal buranın iktizası. O hal beşeriyetin iktizası. Ama senin şu halin, dersteki halin var ya namazdaki hal. Ustadın hayatını tümü böyle. Resulullah'ım, çünkü onlarda huzur esması bil hakkın tahakkuk etmiş. Azami derecede zuhur ettiği için onlarda gaflet yok. Huzur var. Şu andaki bizdeki rahatlık onların hayatlarının tümü böyle. Hayatların tümü böyle. Allah Resulü'nün gafleti olur mu? Şu andaki senin halin 70 kat ileride. Hayatı bu. Bir peygamberin hayat boyu aldığı feyzi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bir ayetten aldığını 24. sözde söylüyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın baktığın zaman at mubayasında, at pazarlığında kafanı kaldır, refefre binip
Cebrail arkada bırakıp Kabu Kavseyn'e çıkan bir zatı hayal etmesen hürmetsizlik edersin. Ha? Şimdi 571'de doğdu diyor. Peygamber kainatın çekirdeğidir. Bak 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 şuraya bak. Kainatın çekirdeğidir diyorlar. Ya ben bu insanları anlamıyorum diyorlar bize. Hasretin bana atfen yapıyor. Ya diyor 571'de doğdu diyor. Ondan önce kainat dünya yok muydu diyor. Nasıl bunun çekirdeği olacak diyor. Kafaya bak, kafaya bak. Peygamber'e bakışına bak. Beşeriyetini, şahsiyeti, manevisini aynı zannediyor. Allah Allah ya. Nefesime sahir nasıl aldatıyor ya. İşte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyesi doğasından, tabiatından, erkekliğinden, fıtratından çıkan bir şey değildir. O ne demişse Allah o aynada gözüküyor. Aynedir bu alem, her şey hak ile kaim, Mirat-ı Muhammed'den Allah görünüyor daim. Allah anlaşılıyor, fark ediliyor falan değil, görünüyor. Sahabe onun için böyle kalırmış. Ayette geldi, bırakın da o da insandır, bırakın gitsin dedi ya. Çünkü adam Allah görünüyor daim, onun fıtratında seyrediyor onu. Onu seyrediyor. Allah görünür daim. Çünkü niye? Allah ismi isimdir. Bizim o mahiyet-i zatiyedeki Allah değil. Rahman, Rahim isim azami derecede gözüktüğü gibi Allah ismine de en cami ayna odur. İsmi fert de anlatıyor bunu. Ondan sonra sen zannediyorsun ona seyrediyor. O aynada. Şu anda sen bana bakıyorsun. İçinde olmuyor mu? Benden mi alıyorsun? Yok. Bu aynada trak 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 ben de alıyorum. Senden dolayı alıyorum. Sen de alıyorsun ben de alıyorum. Böyle darlanamayın. Hiçbirimiz kaynak değiliz. Sünnet-i seniye bir insanın doğasından çıkan değildir. Allah yarattığı şeye, kainata, 18 bin aleme fıtrat. Fıtrat, sünnet. Adetim dedi Allah. Onu koydum dedi insana. Başta buna, bu. Ondan sonra bu insan o büyük kainat olacak, yöntemi bu adamda gözüküyor. Buna bak. Yani o alemin hulasası seniyede gözüküyor. Sünnet-i seniye. Mesela bir misal vereyim. Bir insan her şeyde isabetli olamaz. Her şey. Var peygamberimiz. Olamaz ya. Var. Nasıl oluyor? Ancak şöyle. Şimdi bu kitap hep misal verir. Böyle mi daha iyi sizce? Böyle mi daha iyi? Böyle böyle. Şimdi ben yapacağım. Peygamber'e soruyoruz. Ya Resulallah bu kitabı böyle mi koyalım? Böyle mi koyalım? Böyle mi koyayım? Böyle mi koyayım? Böyle mi koyayım? Bir dakika. Hasan ileri alan. Çevir 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 çevir. Çevir 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 çevir. Bir dakika yavaş yavaş yavaş. Hah tamam. O şu orada en güzel gözüküyor işte böyle. Buraya hükmederken oradan seyrediyor. O zaman her hareketi doğru oluyor. Oraya bakarak yapıyor. Tamam çekme çekme. Sağa ala biraz o tarafa. Vur sola vur sola. Sağa dön sağa dön. Tamam öyle dur. Oraya bakarak yapıyor. Yani ondan her hareketi doğrudur. Yoksa düşünceyle olamaz. Beşerdir. Demek ki buraya hükmederken, buraya hüküm getirirken bunun doğruluğun yanlışını oraya bakarak yapıyor. Çak 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 sağ ol sağ ol. Tamam biraz ileri it it it. Hah. Yoksa bu en güzel bu. O elindeki orada en güzel böyle gözüküyor. Böyle ya bozuldu diyor. Onun adı mekruh. Şöyle yaptım, haram oldu. Orada orayı tahrip etti. İşte oradan buraya hükmetmesi sünnet-i seniyesi. Giriyoruz mevzuya. Daha girmedik, 10 dakika. El cevap. İyi misiniz arkadaşlar? Kardeş böyle bir rehberimiz var, ne korkuyorsunuz? 8 yaşında kız çocuğu dedi ki Bursa'da, kulaklar için nasıl? Vallahi bugün söylediler. Peygamber hayatını, babası diyor ki, her gün diyor, 30 gün peygamber diye, bir kitap mı ne var? Her gün çocuklara gün peygamber hayatını anlatılıyor. 8, yalan olmasın, ya 7 ya 8 yaşında kız çocuğu. Dedi ki, Fatih bugün dedi Bursa'da, Naci ya, baba dedi, buyurun. Allah Resulü'nün peygamber okuyor ya. İki tane kaldı. 28 gün
Peygamber hayatını okudular. Bugün de okuyacağız dedi. Daha okumadan dün bana ne dedi biliyor musun kızım dedi. Hasan abi dedi. Ne dedi? 8 yaşında kız çocuğu. Dedi ki baba Peygamberimiz Aleyhisselam'ın ahlakı nasıl bir ahlak biliyor musun? Nasıl bir ahlak? Allah'ın ahlakına benziyor diyor. Kızım sen Allah'ın ahlakını nereden biliyorsun ki dedi. Ona benziyor dedi. Allah çok affedici. Hep okuduk ya. Herkesi affetti dedi ya. Ancak bu Allah olur dedi. Ancak bu Allah olur dedi. Hep ya affetti, affetti. Bu dedi ben bile okurken kızdım dedi. Ama o affetti. Bu ancak Allah yapar. O zaman dedi bunun ahlakı Allah'ın ahlakı diyor. Ya ben estağfurullah dedim. Yok deme dedim. Çünkü mektubatta 19. mektupta diyor ki rahmeti ilahiyenin timsali, muhabbeti rahmaniyenin misali. Yani Allah kullarına nasıl davranacak haşirde en az Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın sahabesine ve ümmetine nasıl davrandıysa öyle diyor. Ne müjde biliyor musun Erkan? Mektubattan okudum ha. Rahmeti ilahiyenin timsali ne demek? Ayna, güneş, bu ayna, ayna ruhtur. Yani aynen Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ruhudur. Buradaki güneş, semadaki güneş. Aynedir bu alem her şey, hak ile kayın. Mirat-ı Muhammed'den bu aynada güneş görünür dahi. İşte o orada öyle diyor. Rahmet-i İlahi'nin timsali demek, onun davranışı tabiatından, doğasından değildir. Allah'ın o aynada taayyün etmesiyle davranıyor. Garip garip baktınız ya. Öyle kaynağı söyleyeceğim. Tamam. Tamam. İyi. Acayip acayip baktınız. Peki. Ama müjde de, müjde mi değil mi? Vallahi peygamber beni tutup da cehenneme atmaz. Sen atar mı? Gel lan buraya gel. Gel buraya de. Hadi git lan. De yapmaz. Yapmaz. Bu davranışı Allah'ın davranışı olarak gözüküyor. Bak okuyayım. Sayfa 193. Peygamberimiz bak. Rahmet ilahiyenin timsali. Timsal ne demek? Yeryüzündeki öylesi. 2. Muhabbeti Rabbaniyenin misali. Yani Allah'ın muhabbeti nasıldır kullarına? Peygamberin ümmete yaptığı muhabbet şeklidir. Allah'ın davranışı, rahmeti, muamelesi nasıl olacak? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetine timsali. Davranışı timsalidir diyor. Bak diyor ki rahmet-i ilahiyenin timsali. O aynada gözükmesi. Aynada gözüküyor. Aynadaki mirat-ı Muhammed'den. Bunu risaledir bambaşka ya. Peygamber'e bak nasıl bir şeymiş ya. Bir insan olarak düşünmeyin. O ruhta Allah görünür dahi. Seni taşıyor ve inşa ediyor. Hem ne dedi? Soruyu bir okuyayım. Sorudayız. Sünnet-i seniye ve ahkam-ı şeriat haricinde tarikat olabilir mi? Diye sual ediliyor. Yani sünnet-i seniyenin dışında bir yol olur mu? Tarikat olur mu? El cevap hem var hem yok. Nasıl vardır? Çünkü bazı evliya-i kamilin şeriat kılıncıyla idam edilmişler. Şeriat kılıncı, Muhiddin Arabi gibi. Hem yoktur çünkü muhakkikin evliya Şad-ı Şirazi'nin bu dostumuna ittifak etmişler. Muhales Saadi Berahi Safa Zafer Burdan Cüz Eder Peyi Mustafa. Yani Farsça Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın caddesinden hariç ve onun arkasından gitmeyen muhaldır ki hakiki envari hakikate vasıl olabilsin. Yani meczup vari olanlar bir derece şeriat kılıncıyla kesilmişler ama özür teşkil ediyor. Yani niçin kesilmişler? Meczupturlar. Cibali Baba gibi mesela. Fatih'in toplarını tutup geri atıyorlarmış. Gavurcuklarıma niye atıyorsun diyor. Ulan ben orada olsam durmayıp de hepten iyi olmaz daha. Cibali Baba Fatih'in topunu geri atıyor. Peygamber metiyesini mazarı olan. Mesela Muhiddin Arabi, Alhacı Mansur gibi. Peki nedir? Şatahatlarından dolayı kılınçla kesilmiş. Yani şeriat kılıncıyla kesilmiş. Hani İdam edilmiş. Sebebi hani zındık olduklarından değil haşa. İddiaları ve sohbetleri ve kendileri şeriata, sünnet-i seniyeye
ahkamına zarar verirler. Taklitçilerinden dolayı onu şey yaptılar. Mesup olduklarından. Bilerek gitseler zaten mesupdurlar. Buna delil, sen bazı hatalarını bilmeyerek yapmıyor musun? Amine Resulü de söylemiyor mu ya Rabbi, unuttuklarımızdan, şuur edemediklerimizden hesaba çekmemizi? Onlar da oluyor. Ama onlar da böyle mesup oluyorlar, böyle dalıyorlar. Artık Allah adına mevcudat her şey odur demiş. Ondandır diyeceği yerde odur demiş. Anladın mı? Bu sefer şeriat kılıcıyla arkasına takip etmesinler diye. Bu meselenin sırrı şudur ki, madem Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Hatemül Enbiya'dır ve umum nevi beşer namına muhatab ilahidir, elbette nevi beşer onun caddesi haricinde gidemez, bari altında bulunmak zaruridir. Hani mektubatta bir yer var diye hatırlarsınız, 335'te soru şuydu, diyor ki 335 mektubat 5. mesele. Mektubunuzda diyorsunuz ki mücerret tek başına la ilahe illallah kafi midir? Yani Muhammedun Resulullah demese ehli necat olabilir mi diye diğer bir maksadı soruyorsunuz. Bunun cevabı uzundur. Yanlışım şimdi bu kadar derim ki, yani la ilahe illallah desek, Muhammedun Resulullah demesek kafi midir? He? Kafi değil değil mi? Sen biliyorsun da bazıları niye bilmiyor, hem de hocalardır. Bilmemesi mümkün mü? Yani sokağa bir tanesine la ilahe illallah de, tam üstüne lan ne gerisi? Bir Müslüman la ilahe illallah yanımda kaldı der. Muhammed'in la ilahe illallah kelime-i şehadet getirdiğince la ilahe illallah dese, hani lan Muhammed Resulullah demez mi? Yok, bir hocanın, alimin bunun özür olur mu? Olmaz. Ha, 15. mektupta diyor ki, Süfyan denilecek bir zat diyor, gelecekte 15. mektupta, Risalet-i Ahmet'i inkar edecek diyor. Risalet-i Ahmet'i inkar etmek, Hazreti Muhammed peygamber değildir demeyecek. La ilahe illallah kafidir, Muhammed Resulullah demesen de. Muhammed Resulullah devre dışı yapıyor, makas diyor, çattırmadan. Orada buluşalım abi diyor. He? Orada ilahe illallah'ta buluşalım. Buluşalım, o zaman Hristiyanlar beraberiz. Evet, orada buluşalım diyor. Yani bir insanın, bir cahil bir adamın, daha münafık nasıl olacaktı ki? Muhammed Resulullah'sız la ilahe illallah olur mu? Bunu bilmemek mümkün. Bak ne diyor? Kelime-i şehadetin la ilahe illallah Muhammedun Resulullah kelime-i şehadettir. Kelime-i şehadetin iki kelamı birbirinden ayrılmaz. Diyecekler ki bazıları, abi birisine münafık demenin isabet etsen karın yok. Risale geçiyor. Etmesen sen oluyorsun. Bu rızkı nasıl alıyorsun? Karşı sırtımızda korkunç bir yumurta sepeti var. Sorumluluk almışız. Ha, bu masalara gelmişiz. Ümmetin ve cemaatin idlali, dalalete gitmesi, saptırılması, yanlışa taraftar olup onlar da olmaz gitmemesi adına biz o rızkı alıyoruz. Biz sebabın peşinde değiliz. İnsanların imanı kurtulsun diye bu rızkı almak zorundayım. Alıyor. O rızk almak kolay iş değildir. Ben bunu bilmiyor muyum şeriattaki hükmünü? Değilse ben oluyorum. Ama dediğim isabet ettim. Karım sebabım yok. Niye daha ahmak mıyım ben? Niye buna giriyorum? Sizin için. Sizin gibi böyle Müslüman kardeşlerim olmaz yani. Risale-i Nur'u yanlış lanse edildiği için, yanlış gösterildiği için. Bak ne diyor usta? Diyor ki, kelime-i şehadetin iki kelamı birbirinden ayrılmaz. Birbirini ispat eder, birbirini tazammun eder, biri birisiz olmaz. Madem Peygamber aleyhissalatü vesselam Hatemül Enbiya'dır, bütün Enbiya'nın varisidir, elbette bütün vusul yollarının başındadır. Onun cadde-i kübrasının haricinde, hariç hakikat ve necat yolu olamaz diye devam ediyor. Ama bilmemek mümkün mü? Biliyor. Bilerek yapıyor. Adam bunu rahatça diyebiliyor. Muhammedun Resulullah demesen de la ilahe illallah desen kafidir. Bunu diyebiliyor. Ben bunu yanlıştır diyemeyeceğim. Ya
Şimdi sünnet-i seniye yani nedir? 15. mektupta diyor ki Süfyan namında bir zat alim olacak diyor. Çok büyük bir alim olacak. İlmiyle dalalete gidecek diyor. Çok alimleri, muallimleri fetvacı yapacak. Dinden tecerrüt etmiş marifi rehber yapacak. Milliyetimi. Onun ordusu muallimler olacak diyor. Bir kariyeri, bir ekonomisi, siyasi vesairesi bir olmada ama bir diyor siyasi ve ilmi dehasıyla çok muallimleri ve hocaları fetvacı yapacak. Dinden tecerrüt etmiş marifi rehber yapacak. Cilt yok sayfanı söylememiş. Sonra ne yapacak? Risale-i, Risale-i Ahmed'i inkar edecek diyor. Ne demek? La ilahe illallah demek kafidir. Muhammed Resulullah demesen de. İnkar ettin. La ilahe illallah kafidir demek. Muhammed Resulullah inkar ettin. Risaleti inkar ettin. Daha nasıl olacaktır? Ha bu millete çıkıp da siz böyle mi bekliyorsunuz? La ilahe illallah var. Muhammed Resulullah yoktur. Ona gerek yoktur. Böyle mi bekliyorsunuz adamı? Böyle dese kafir olur. Böyle demediği için münafık oluyor. Kafir karşımızdadır. Münafık içimizdedir. 9 tane doğru söyler, bir tane yanlış söyler. Ya ilmiyle insan şey olur mu? Ya yudillü bi kesire ve yetti bi kesire. Bu kitapla çoğusunu biz dalalete çoğusunu hidayete götürürüz diyor. Kur'an'la sihir yapılıyor arkadaşlar, sihir. Kur'an'ı ben Fatiha bir yazayım, sihir olur. Başka bir şekilde sihri çözersiniz. Eğer Kur'an'la sihir oluyor da vaazla sihir olmuyor. Vaazla da sihir yapıyor. Amerika, Irak'a girdiği zaman asker niye Bağdat'ta bir mermi patlatmadı? 1,5-3 seneden beri Kur'an ve vaazın altında savaşma, 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 savaşma. Bunu hep subliminal yaptılar. Seni Kur'an okumanın altına koymuşlar. Zaten Müslümanlar savaşacaktı. Onun için Kur'an onlar dinliyordu. Kur'an'ın arkasında subliminal var. Savaşma, 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 savaşma. Ben mesela ders yapıyorum. Bir anda bir coştum ve ağlıyorum. Kendimi toparlamak için en az 10 dakika lazım ya. Değil mi? Ağlamak ya. Yani uçak böyle iner de helikopter gibi iner. Pat diye çıkar mı ya uçak? Bir anda ağlıyorum, bir anda düzeliyorum. Bir anda normal konuşuyorum, bir anda yapıyorum. Bir anda evet diyorum. Lan nasıl peynir keser gibi. Ha ağlama anı sihir anıdır. Sihir. Çünkü bir insan ağlamaktan normala geçebilmesi için en az 1-2 dakika lazım. Ağlamaktan normala geçebiliyorsa sünnet-i seniye sahabe diyordu ki evet arkadaşlar biz de böyle olacağız. Bir anda böyle yapamam. Olamaz. O duygusallık kalmışsa onun toparlanması dakikalar alır. Peki ahir zaman ahir zaman bak sen insan değil misin? Duygusallığı bilmez misin? Duygusallığı kaç dakikada toparlarsın? Hem de dini bir coşkunluk. Adam dini bir coşkunlukla Muhyiddin Arabi ölünceye kadar ben oyum dedi. Toparlanamadı hiç. Hallacı Mansur toparlanamadı. Adam bir anda toparlanabiliyor. Nasıl toparlanabiliyor? Şap peynir gibi kesiliyor. Çünkü o semboldür. Allah'tan bir şey isterseniz Yahudi şeylerine göre, ritüellerine göre, Yahudi, Google'a girerseniz Google Evliyası'nda Yahudi duasını görürsün. Allah'tan bir şey istemek Yahudi ritüellerinde şöyledir. Şöyledir. Beddua ederseniz ikiniz beraber gideceksiniz. Sifel değil. Beddua işi zor. Ha? O işi zor. Eğer istemek olursa böyledir. Alama durağına bakın böyle. Eğer bir bakın adam böyle durmuş. Ve ağlama yöntemi kullanılır. Her yapanda ağlama vardır. İkisi beraber gidiyorsa o anda beddua ediyorlar. Kabalat'ta yazar bunlar. Gayb değil. Ya adam Lazca iş yapıyor. Siz Türkçe okuduğunuz için anlamıyoruz. Peki, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın caddesinden hariç, arkasından gitmeyen muhaldir ki, hakiki envar-ı hakikate vasıl olabilsin. Muhammed aleyhissalatü dışında hakiki bir hidayet yoktur. Yok. Bu meselenin sırrı şudur ki, madem Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Hatem-ül Enbiya'dır
Ve umum nevi beşer namına muhatab ilahidir. Elbette nevi beşer onun caddesi haricinde gidemez. Yani caddesi nedir? Edile-i şeriyedir. Kitap, sünnet, icma, kıyas. O kadar sihirlenmişsiniz ki kitaba, hadise, mezheplere muhalif ahkamlar söylüyor, bir bildiği var diyorsunuz. Lakin kitaba zıt ya. Sihirden sihir. Elbette nevi beşer onun caddesi haricinde gidemez. Vebali altına bulunmak zaruridir. Ve madem ehli cezbe ve ehli istirak muhalefetlerinde mesul olamazlar. Çünkü eğer hayatları boyunca cezbe ve istirak olmuşsa şeriat kılıncıyla gitmiş. Ama uyanmışlarsa ben ne dedim ya? Bir alim var böyle. Adını şu anda hatırlayamıyorum. Bir anda olmuş demiş. Sonra demişler ki galiba şey ya, Şems-i Tebrizi mi yoksa bir meşhur birisi, tasavvufta gözüm, ben demiş şu andan, buraya geldim ya dergaha, şu ana, bu ikisi arasında ne demişsem kesinlikle inanmayın çünkü ben kendimde değildim. Ha, Beyazıt-ı Bestami. Beyazıt-ı Bestami. Uyandıkları zaman tahsiye etmişler, kale almayınız. O sözünü de zikretmek istemiyorum. Zaten Vahdet-i Vücut ondan başlamış. Muhyiddin Arabi ondan esinlenmiş. Ben hakkım demiş. Sonra uyanınca demiş ki namazdan sonra namaz kıldırmış. Efendim demiş ben hakkım. Estağfurullah kim diyebilir ya? Bir insan kendisine hak dese ne olur demişler. Ya ben haşa Allah demeyince milah diyece. Kafir olur dedi. Efendim siz dediniz. Başladı ağlama günlerce ağladı. O zaman dedi ben mescide girdim. Şu ana kadar ki hali metsup hali tahsiye etmişler. Zaten mektubatta anlatıyor. Sonra tahsiye etmişler diyor. Ha, mansur olmuşlar. Ne diyor orada da? Diyor ki ehli cezbe ve ehli istirak muhalefetlerinde mesul olamazlar. Mesela şeyde öyle yaptı. Silahı şöyle çekti o. Fatih Sultan şey yapıyor. Cibali Baba gavurların içinde topu tutmuş atıyor geriye. Yani Akşemseddin secdeye kapandı. Ondan dolayı fethi olmuyor, gecikiyor. Allah'ım ya onun canını al ya benim diye bu silahı kullanıyor. Ve bu şeyi kullanıyor. Musa Aleyhisselam'ın o şeyi kullanıyor. Bir dua şekli var. Onu kullanıyor. Ya onun canını al ya Rabbi ya benim canımı al diyor. O duayı kullanıyor. Ve secdeden kalkıyor. Cibali Baba ölüyor. Ya ölecekti ya ölecekti. Ondan sonra fethi oluyor. Ama onlar mesul değil. Çünkü öyle gitti. Bak Muhyiddin Arabi de öyle. Ama uyandıktan sonra iyi. Hedanlı olsa tamam. Hayat böyle hep Allah maksa mesul değil. Ondan sonra bakıyorsun siyasetin en çirkefini, en detayını herkesten de biliyor. Siyasi muhalefet bir partisi olmanıza gerek yok. CHP'ye gitmenize gerek yok. Onun vasında bulunduğunuzu CHP yaptığı muhalefet aynı şey. Hiç gerek yok ki. Hangi anda ehliyle söyledim? Dedim ki hocam hangi anda sihir yapılıyor? Mesela sahabe kahramandı. Bir şey olmadı size. Sahabe kahramandı. O anda oluyormuş. O anda ritüel kullanılıyor. O anda. Ondan sonra düz. Da? Evet biz de böyle yapacağız. Adanmış ruhlar diye. Ve madem ehli cezbe ve ehli istirak muhalefetlerinde mesul olamazlar ve madem insanda bazı letaif var ki, burası çok önemli, insanda bazı letaif var ki teklif altına giremez. Teklif altına giremez. O latife hakim olduğu vakit tekalif-i şeriye muhalefetleriyle mesul tutulmaz. Vay be. Şimdi ne işimize yarayacak? Duyuyor musunuz ben okuduğumu? Bir de okuyayım. İnsanda bazı letaif var ki teklif altına giremez. O latife hakim olduğu vakit tekalif-i şeriyeye muhalefetleriyle mesul tutulmaz. Ve madem insanda bazı letaif var ki teklif altına girmediği gibi ihtiyar altına da girmez. Hatta aklın tedbiri altına da girmez. O latife
kalbi ve aklı dinlemez. Elbette o latife bir insanda hakim olduğu zaman, fakat o zaman mahsus olarak, kısa bir dönemde tırt tırt, o zat şeriata muhalefette velayet derecesinden sukut etmez, mazur sayılır o dönemde. Fakat bir şartla ki, hakaiki şeriata ve kavaidi imaniyeye karşı bir inkar, yani peygamber inkar, bir ahkamı inkar, bir tezif, bir istifaf olmasın. Yani bir Allah'ın açık bir emrini, mesela la ilahe illallah Muhammed Resulullah kelime-i şehadetin birisini, açık bir tanesini inkar veya Allah'ın bir hükmünü istifaf. Oo, hangi zamandayız? Hafife almak. İstihlal ve istifaf etmek. Alamet-i küfürdür diyor. Yani helal demek istihlal. Bir haramı. Helal demek istifaf. Hafife almak. Hangi zamandayız canım demek. Bak, tezif bir istifaf olmasın. Ahkamı yapmasa da ahkamı hak bilmek gerektir. Yoksa o hale mağlup olup neuzu billah o hakaiki muhakemeye karşı inkar ve tekzibi işmam edecek bir vaziyet alameti sukuttur. Şimdi ben toparlıyorum. İnsanda bir latife var. Şimdi zihninizi geçin ondan. İnsanda bir latife var. Sende de bende de var. Bazen bir şeyi seyrediyoruz. Bazen bir şeyi yapıyoruz. Bazen. Daim yapmasan olmaz bu. Yalan olur. Bazen bir yerleri söylüyorsun, kuruyorsun, yapıyorsun. Sonra günlerce, haftalarca azap çekiyorsun ya. İnşallah ondan mesul olmazsın. Onun cezası da vicdan azabı çekmendir. Çünkü diyor, insanda bazı letayf var ki teklif altına girmez. O anda sana galip oldu mu? Arabayı da sürerken bir bakarsın o latife hakim. Veya bir şey düşersin kendini alamazsın arkamdan. Şimdi bir dinleyin bir daha bunu. An yaptın tepe takla. Bir baktın bir şeye daldın aram eyvah uyandım. Lanet olsun ya. Nereden seyrettim Allah? Nereden seyrettim? Günlerce azabını çekiyorsun. O nedir? İnsanda bazı latife var ki teklif altına giremez. O latife hakim olduğu vakit insana tekalif-i şeriye muhalefetleriyle mesul tutulmaz. Ve madem insanda bazı latife var ki teklif altına girmediği gibi ihtiyar altına da girmez. Senin dışında çalışıyor, seni çalıştırıyor. Hatta aklın tekbir altına da girmez. Dur ya, ne yapıyorsun, nasıl sürüyorsun, nasıl içiyorsun ya? Nasıl seyrediyorsun, nasıl bakıyorsun ya? Nasıl diyorsun ya? Nasıl dedin ya, karına böyle yaptın ya? Ya ne bileyim ya, bir anda gitti ya. Mesela içki içip karıyı boşasan boştur. Çünkü haram oldu, özrünü yok. Ama öyle bir cinnet getirdin ki asabi, başsından dedim falan. Sonra uyandın, dediler ki karıyı boşadın. Ne ya? Ne boşamasın ha? Sonra yaptığını hatırlamasa buna mesuliyet yoktur. Hiçbir şey yok. Çünkü buna cunulluk seviyesinde asabilik deniliyor. İslam hukukunda. Ama hatırlıyorsan kusura bakma. Çünkü cunulluk. Bak ayrılmış. İnsana o hakim olduğu zaman tanımıyor musunuz bazıları? Öyle bir asab olunca kendini kaybediyor, ne yaptığını bilmiyor. Ha, o aklın teklifi altına girmediği gibi İhtiyar altına da girmez, hatta aklın tedbir altına da girmez, o latife kalbi ve aklı dinlemez. Elbette o latife bir insanda hakim olduğu zaman, fakat o zaman mahsustur, geçici olacak. O zat şeriata muhalefette velayet derecesine sukut etmez, mazur sayılır. A şartla yapacağı o şatahat dine zıt olmayacak. Mesela diyelim ki araba sürmek dine zıt değil. Ama bir şey yaptı, bir anda ne oldu bilmiyorsun, kullanırken gitti. Ha, araba kullanmak haram değil ama internet öyle değil. İnterneti bilerek girmişsin. Burada ne diyor? Fakat bir şartta hakaiki şeriata ve kavaid-i imaniyeye karşı
Bir inkar, bir tezif, bir istifaf olmasın. Yani o internet seni oraya çıkaracağını biliyorsun. Ama araba seni oraya çıkaracağını bilmiyorsun. Veya sokaktan gidiyorsan viraj aldın ya bir kadın açık saçık. Onun için bir defa böyle çaktı, günah yok. Bir de ola neydi nasıl falan diye baktım. Böyle da anlamayın. Şimdi bak başka bir yer okuyacağım. Ya Rabbi, Allah'ım, işlediğimiz günahları burada söylenilen o latifenin ahkamı altında olduğumuzu say ve bizi ondan mesul tutma. Amin. Ya, amin. Ya Rabbi, niçin böyle yaptın? Ya Rabbi, niçin böyle yapmadın? Bana soracağın, bize soracağın soruyu biz de bu o fiili bize yaptırma. Amin. O soruyu sormana sebep olacak fiili bize yaptırma ya. Amin. Niçin böyle yaptın? Niçin yapmadın? Soruya sebep olacak fiilleri bize nasip etme. Amin. Yapmışsak da ya Rabbi bu denilen bu hissiyat latifenin altına girmişiz gibi öyle kabul et bize hesap sor. Amin. Allah'lığın hatırına ya Rabbi. Ya. Amin ya Rabbi. Ben dedim ki ya Rabbi kazama başladım. Bitirene kadar canımı alma. Las kafasıyla dua ediyoruz biz, tamam mı? Ya Rabbi bu kazan bitene kadar hesap sorma. Eğer canımı alacaksan kazandan hesap sorma. Kazan bitene kadar da canımı da alma. Kazan bitene kadar canımı alma. Eğer canımı alacaksan kazadan hesap sorma. Ya sen ne yapıyorsun ya diyor Allah. Kardeş Allah boşuna aklını verdi. Cenab-ı Hakk'ın da hoşuna gidiyor da akıl böyle çalışınca. Bunun altına biz gireceğiz de kardeşim ya. Bu bizden bahsediyor inşallah. Bak insanda bazı letef var ki teklif altına girmez ya Rabbi. Yaptığın suçları, kusurları bundan say ya. Hey ya ne güzel ya. Sibop'ta eski bemeceler vardı ya. Am 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 pşşş. Am 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 pşşş. Öyle olmasa patlar ya insan. Bunlar emniyet sibopları. Tahliye sibopları ya. Hükmede geçemem. Hamdolsun. Ya ümitli yaşıyorsun ya bu sefer Allah ile. Dünyada en büyük nimet ne biliyor musun? Allah'tan ve ahiretten ümitli olmak. Oh! Zan okuyorum da Allah Resulü diyor ki ölmeden önce en az bir defa Allah'a nihayetsiz hüsnü zannedin. Ulan hep öyle yaşadık ya. Herkes korkuttu bizi Allah'ıyla. Sanki Allah tövbe estağfurullah cumhuriyet savcısı. Ulan Allah ceza yapan, hapise koyan, cehenneme koyan, kafayı kıran, tokatlayan. Dur ki ya. Allah'a hüsnü zannet ya. Allah beni affetmiyor. Niye affetmiyor? İnşallah affedecek kardeşim ya. Ne yapalım düştük işte daha. Adam değiliz doğru. Nefis taşıyoruz falan. Şu anda da Allah hakim değil mi? Allah tası görmüyor mu? Bak. İnşallah ya Rabbi ya beşeriyetimizin şeyine ya. Sen biliyorsun sen zarar ettin zaten bu beşeri. Onun şeyine, onun gölgesine sok ya Rabbi hesap sorma. Çünkü biz yapamayız nasıl demiş. Ya Rabbi biliyorsun ben cehennemde yapamam demiş. Kainattaki umuru hayr... Başka bir yere okuyorum bak müjde. Kainattaki umuru hayredeki kanunların mümessili. Nazırı hükmünde olan melekelerin vücudu ittifak edyan ile sabit olduğu gibi iyi dinleyin ha. Hayırlı işlerin dizgini meleklerin elindedir. Ama umuru şerriyenin umur işler şerli işlerin dizgini mümessilleri mübaşirleri dizgini tutan veya ona nezaret eden ve o onurdaki kavaninin medarları olan erbaa habise ve şeytani bulunması hikmet ve hakikat noktasında katidir. Belki umur-u şeriyeden zişür bir perdeni bulunması daha ziyadedir. Mesela o seyrettiğimiz şeyler var ya, filmler vesaire. İşte gözden giren, kulaktan giren, burundan, gözden bulunduğunuz mekan, içeriye giren canlanıyor. İçeriye giren canlanan eğer günahsa, müzik dinledinse, müzik libastır, surettir. Müzik, şarkı. Ses surettir, libastır. Onun içi şeytandır.
Şeytanın telkinidir diyor. Hadis-i şerifte düdüğüdür diyor. Vaazdır, Kur'an'dır şimdi. Şu anda benim sesim, şu dersin mümessili. Sureti beşer kelamıdır. İçerisinde ilham ilahidir. İçeriye girdiği zaman erva-ı habisi olur, erva-ı aliye olur. İşte durup dururken tuhaflıklar gelmesi, kendini kötü hissetmeler gibi şeyler erva-ı habisedir diyor burada. Tamam mı? Bu içeride aktif ediyor. Şimdi bir de insanda bazı latife var ki biraz önce okuduk ya, bunu da yapayım diye buraya geçtim. Onu da şurada şöyle anlatıyor bak. ...75... Hem insanın letaifi içinde iyi dinle, ne müjdemiş size, dua ederken diyeceksin ki ya, ama eve gidip de bak okuyacaksın ha, Lemalar 75... diyeceksin ki buna, böyle seni ümitsizlik bir günah düştün ya, olur da insandır. Düştüğün zaman hemen git Lemaları al, ondan sonra delinin birisi diyeceksin, oradan okudu beyaz adam hakikaten doğru orada mı diye. Çünkü bir tane söyle demiş. Orada bir tane hasta bir tanesi dedi ki, ne alıyorsun demiş, içeride bir tane beyaz adam var ondan korkuyorum demiş. Şimdi tamam mı? Biz müjde veriyoruz. Şimdi bu şeytan sizi ümitsizliğe soktuğu zaman lütfen 75'i açın. Ve şöyle dua edeceksin. Şurayı okuyayım. İnsanın letaifi içinde teşhis edemediğim bir iki latife var ki, yani yaptığın hata var ya, düz mantıkla düşünürsen kurtulamazsın cehennemden. Ama bunlar sibak han 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 pşşş han 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 pşşş, bunlar sibak. Bir iki latife var ki ihtiyar ve iradeyi dinlemezler. He benimle pek alakası yok o fiil lan. He, ama başlangıç aram olmayacak. Belki de mesuliyet altına da giremezler insan. Neymiş o? Bazen o latifeler hükmediyorlar. Hakkı dinlemiyorlar. Yanlış şeylere giriyorlar. O vakit şeytan o adama telkin eder, der ki şeytan bak şimdi yani tepene biner senin. Sen adam olsaydın senin istidadın hakka ve imana muvaffuk değil ki böyle pislikleri ihtiyarsız batıl şeylere giriyorsun. Demek senin kaderin seni şekavete mahkum etti. Mahkum etmiştir. O biçare adam yesi düşüp felakete gider. Ha. Ondan sonra izah anlatıyor. Demek ki diyeceksin ki, burada devam ediyor da, bir iki latife var, teşhis ve tespit edemediğim, insanın ihtiyarın ve iradesini dinlemiyorlar. Şerlere sokuyorlar. Tamam. Ummadığın bir şey karşına çıkınca, ama harama giderken, haram yöntemi kullanırken, çıkacak haram değil, o belliydi zaten. İnternette gezinirken hayır gelecek halin yok. O kesin. Ama mesela araba iş yaparken, inşaatta ustayı çalıştırırken düştü adam öldü. Ne bileyim yani böyle, yani fiilin kendisi haram olmayacak. Karşına çıkacak şey, bazen ihtiyar ve iradeyi dinlemiyorlar. Şere sokuyorlar. O zaman diyeceksin ki ya Rabbi, o bir iki latife var ki ihtiyar ve iradeyi dinlemiyor. Allah'ım bu fiilini ondan sağ. Hakikaten sen bu latifenin altında olmasan o fiili yapamazdın. Niye? Yaptıktan sonra niye çıldırırcasına ağlıyorsun, üzülüyorsun, ağlıyorsun, tövbe ediyorsun? Demek o sen değildi. Hangisi sensin? Sen bu musun, o musun? Ben de değilim de burada konuşurken. Ya. Ve Allah senden ümidi kesmedi biliyor musun? Allah değil, şeytan senden bile ümidi kesmedi. Allah içkisi er mi? Bir yer okuyacağım şimdi. 198, işaretleyeceğiz. Çok zekiyim de böyle yerleri bulmuyorum. Daha önce çalışarak geldim. Derse çalışarak çıkacak. Ders yapanlar. Dersiniz okuyun. Ondan sonra niye bu insanlar beni dinlemiyor demeyin. İlk önce sen kendini dinle. 198 bak işaretleyeceğiz diyor ki. Melekler itiraz ediyor insana bakarak. Bu kadar fesat, şurur. Bak sen kimsin? Bak Allah ne diyor, melek ne diyor? Bu kadar fesat, şurur, şerir ve kötülükleri yapan beşere bu kadar Allah kıymet neden verdi?
He Murat? Ne özelliğin var ya bu kadar yani sen de benden al ne rezil adamız ya. Ama Allah bize değer verdi. Cenab-ı Hakk'a, şu anda Allah bilmiyor mu? Şu anda seyrediyor değil mi abi? Cenab-ı Hakk'a ibadet ve takdis için şu fesatçı beşerin vücuduna hikmetin iktizası ve rızası var mıdır? Sami'in bu vesvesesini def için şöyle bir işarette bulunuldu ki Allah diyor o bu soruyu soran melekti. Ya kan dökecek, şer yapacak, ortalığı birbirini karıştıracak. Ya bu Allah buna nasıl değer verdi ya? Dedi. Allah dedi ki beşerin o şurur ve fesatları onda bedia bırakılan sıra mukabele edemez affolur. Allah'ın insandan takip ettiği bir sır var. Ondan dolayı şerini şimdilik kare almıyor. Allah Allah. Başka bir yere okuyacağım bak. Benim diyor. Gene cevap veriyor Cenab-ı Hak. قَالُوا اَتَعْجَلُوا ف۪يهَا مَنْ يُفْسِدُوا ف۪يهَا وَيَسْبِكُوا دِمَاءُ Melek demiş. Sonra Allah buna demiş ki قَالِ اِنِّي عَالَمُ مَا لَا تَعَالَمُ Benim beşerin hılkatı hakkındaki sizin itiratınız var ya benim beşerin hılkatı hakkındaki bir hikmetim vardır. O hikmetin hatırası için fesatlarını nazara almam ferman etmiştir. Oh! Elhamdülillah. Öyle bir Allah var ki. Harika, mükemmel elhamdülillah. Allah'ınla gurur duy. Allah ile gurur duyulacak bir şey yani. Allah öyle bir şeye benzemez yani. Elhamdülillah. Allah o kadar hoş gidiyor. Allah'tan ya. Hafet. Allah'tan korkma. Allah'tan hafet. Hafullah'ta lezzet var. Tatlı bir, seni inşa eden bir korku. Seni makamdan kovan, ümitsizliğe sevk eden, çökerten bir haf değil. Hafullah'ta lezzet var. Allah nasıl bir şey diyor deyince çocuğa ben dedim ki Allah öyle bir şey ki korkusu bile lezzettir. Lezzeti ne olur? Allah'tan korkmak bile lezzetse Allah'ı sevmek ne olur? Kaliteli bir şey yani elhamdülillah. Şükürler olsun. Meczupluğuma verin biraz sonra düzeleceğim zaten. Şimdi bak 185. İnsana bu kadar evet sanki onlar diyorlar ki melekler İnsana bu kadar kıymet ve emniyet verilmesi nereden ve neye binaendir? Ve Allah'ın yanında mevki nedir ki onun için kıyameti koparıyor? Onun için kıyameti koparıyor insan. Ya bıraksın da Allah. Seninle ilgileniyor ya bağırıp çağırıyor. Yapmayın günahtır, haramdır, peygamber veriyor, belalar şeyler veriyor. Tamam. Bu kadar seninle ilgileniyor. Ne özelliği var? Haram, helal kavramı koyması sana değer verdiğindendir. İlgilendiğindendir. Senin sokaktaki çocuk hata yapar. Seni tanımadığın bir çocuk hiç ilgilenmez. Onun onda biri senin evde çocuğun hata yapar, kıyameti koparırız. Onu mu daha çok seviyorsun? Haram koyması sana Allah seninle ilgilenmesini gösteriyor. Peki sorayım sana. Allah seninle ilgilenmezse ne yaparsanız yapın ha. Ne kadar acayip bir şey. Ne benziyor biliyor musun? Fabrikaya girdiniz. İşçi aldılar. Fabrikaya girdiniz. Çalışıyor. Maaşın çalışıyor, kimse sana iş vermiyor, ilgilenmiyor. Aylak aylak dolaşıyorsun. La arkadaş kimse yok mu ya benimle ilgilenecek? Bana iş yok mu? Hiç kimse işten dağıtmıyor, maaşın takır takır ay sonu yatırılıyor. Ama bir iş yapmıyorsa ayakta dolaşıyorsun. Seni sıkmaz mı? Hiç kimse bir iş vermiyor sana. Fabrikada bir işlevin yok. Maaşı da alıyorsun. İşte Allah bu kainat fabrikasında benimle ilgilenmiyor. La ne kadar zulüm olurdu ya. İyi ki benimle ilgileniyor. Gel buraya. Saatim şu, fabrikada gel, saat, bu saatte geleceksin. Fabrika istediğin saatte gidiyorsun, istediğin saatte çıkıyorsun. Hiçbir şey yapmıyorsun, aylak aylak dolaşıyorsun. Herkes çalışıyor, biz sen. La insan kafayı yer ya. Sırlar vazifeli, ağaçlar vazifeli, yıldızlar vazifeli. Sen aylak aylak dolaşıyorsun bu fabrikada. Maaşın da çalışıyor. Ya kimse yok mu ya? Bana birisi iş versin ya. Demez misin? Allah da seni ilgileniyor işte. Onlara cevaben Kur'an-ı Kerim bu ayetin işaretiyle diyor ki insanın pek yüksek bir kıymeti olmasaydı semavat ve arz onun istifadesine muti ve musahhar olmazdı. Ve hakeza insanın emniyetsiz olsaydı mahlukat onun için halk edilmezdi. Eğer insan emniyetsiz ve kıymetsiz olsaydı o vakit insan mahlukat için halk olunacaktı.
Ve keza insan Halik'i yanında mevkii pek büyük olduğu içindir ki alemi dünyayı kendisi için değil, beşer için, beşeri de ibadet için halk etmiştir. Allah ibadeti sana söylemeyle seninle ilgilendiğini gösteriyor. Sana vazife verdi fabrikada. Burada kesiyorum, 204'te bir cümle var, onu da okuyayım. Beşerdeki maslahatlar ve beşerin hayri kesire nispeten mevsedetleri, yani insanlığın 1/5'ü kafir, 1/5'i peygamberimize ittiba etmiş. İnsanların bu yudillivi kesira ve ehdivi kesira, bu ayetle diyor Cenab-ı Hak, çoğusunu dalalete, çoğusunu hidayete. Çoğusunu dalalete kemiyettir, sayı çokluğudur. Çoğusunu hidayete deyince keyfiyet kalitedir. Yani insanlıktan çıkan masum, diğer insanların iman etmemesini bir şey göstermez. Mesela şöyle düşün. İmam-ı Gazali, İmam-ı Rabbani, Abdülkadir Geylani, Mevlana Halidi, Bağdadi, Bediüzzaman'ı, Şifahattin Şahin Akşibendi Hazretleri ne olur kantara koyun. Hadi bakalım İstanbul'da ne kadar insan koyalım ki tartsın bunu. Geylani'yi tartsın hadi. İmam-ı Rabbani bir kefede manevi veya Ebu Bekir'in imanını bir kefeye, hadi beşerin imanını koyun. He? Demek ki 100 tane diyor çekirdeğin olsa diyor usta. 99 tanesi, 90 tanesi çürüse, 90 tanesi. Yok, 80 tanesi, 1/5 ya. 100 tane çekirdeğin 80'i bozulsa, 20'si ağaç olsa, o kimyada, o ziraatta zarar mı etmiş olursun? Ya 80 tane bozuluyor ben de ekmem. Ona çekirdek kalacak. Ama 80 bozulacak ama 20 tanesi ağaç olacak. Çekirdek ağaç olacak. Niye 80'ler üreteceksin? İşte beşerden böyle yıldızlar çıkması senin gibi mümin, senin gibi okşamıyorum seni. Allah'a secde eden çıktı mı? Secde etmeni istersen binlerce kafir olsun. Çünkü onlar hayvan nevinden bile değildir. Öyle diyor. Beşerdeki maslahatlar ve beşerin hayri kesire nispeten mevsedetleri şer-i kalildir. Şer-i kalil için hayri kesir terk edilmez, hikmete muhaliftir. Gaye sayı çoklu değil, ruhtur. Adam gibi ruh oldu mu, bir tane oldu mu yetiyor. Peki, vâhir davâhum enilhamdülillâh rabbil âlemin. Bir durgunluk var. İyi misiniz? İyisiniz değil mi? Ben de El Fatiha.